Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir çeyiz alışverişiyle karşınızdayım. Bugün daha çok evime aldığım böyle dekorasyon ürünlerini göstereceğim sizlere. Tabii birkaç tane mutfak eşyası falan da var. Aa, nevresim takımı çıkaracaktım anne, bir de onları unuttum. Neyse, bir dahaki videoda onları gösteririz. Şimdi öncelikle şundan başlayacağım. Böyle Emsa'nın ikili kelepçeli bir kek kalıbı var. İki tane var içerisinde. Birisi kaç santimde? Ha, şurada yazıyor. Biri 24 santim, biri de şöyle 28 santim. Ben bunun 28 santimlik olanını anneme verdim. Çünkü bana bir tanesi yetecektir diye düşünüyorum. Bende de 24 santimliği kaldı. Niye 24 santimi kendime aldım? Çünkü daha böyle puf puf oluyor ya küçük olunca. O yüzden diğerini anneme verdim. Annem de bu büyük olanı kullandı. Anne, memnun musun? Memnunum. Beğendin mi beğenmedin mi? Ona göre önerelim. Çok büyük olduğu için sıkıntılı mı? Kalıbı şeyi, kelepçesi falan iyi mi? Kelepçesi falan açılması falan iyi mi? Çok sıkmıyormuş. Yani orta derecede memnunmuş annem. Artık ben de memnun kalıp kalmadığımı kullandığımda size güncellerim. Böyle bir kek kalıbı. Bunun fiyatı ne kadardı? Çok uygun fiyatlı bu. İkisi 65 mi 70 mi öyle bir şey. Hepsi buradan almıştım. Hala var ama tabii zam gelmiş olabilir biraz. Bunu açıklamalar kısmına yazacağım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Şu kek kalıbını çıkarmayı unutmuşum. Güneş gitmesin, hava kararmasın diye aceleden. Gözüküyorsun oradan. O yüzden böyle yakından size bir göstereyim dedim. Granit mi anne bu sence? Granit gibi geliyor bana ama dokusu öyle belki de. Granit olmayabilir. Şurada şöyle kelepçeli kelepçesi var. Kolay bir şekilde açılıyor. Şöyle iki parça bir ürün. Ben bu ürünleri pandispanya yaparken çok seviyorum. Evde de doğum günü pastası yaptığım zaman falan bunlarla yapıyordum. İhtiyacımız vardı çünkü diğeri eskimişti. O yüzden aldım. Hem kendime hem anneme almış oldum. Çekmeyi unuttuğum için tekrar böyle hava karardı ama yine de size göstermek istedim. Arkamda görmüş olduğunuz bütün ürünleri açıklamalar kısmına koyacağım bu arada. Bilginiz olsun, oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Ay, düştü hepsi. Şimdi sırada şöyle IKEA'dan almış olduğum böyle minik bir vazo var. Zaten bunu bolca görmüşsünüzdür. Şöyle size yakından bir göstereyim. Böyle çizgili çizgili cam bir vazo. Bunun fiyatı sanırım 20 liraydı. Hatta fişi buradaydı. Fişine bir bakayım. 20 lira diye hatırlıyorum ben bunu ama. Aynen bu 19.90. Sitesinde de var. Aşağıya açıklamaya koyarım. Her ürünü koyacağım gibi. Bunu ben orta sehpama koymak için aldım. Yani minik olduğu için orta sehpada böyle güzel bir dekor oluşturabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Hatta şöyle çiçekli de göstereyim size. Çok güzel duruyor değil mi anne? Çok hoş duruyor böyle. Bu çiçekleri de ben istememde almıştım. Böyle kendime dekor oluşturmuştum. Onlardan içine bir tane koydum. Böyle çiçekleri de değerlendireceğim, yapay çiçekleri. Şimdi sıradaki ürünümüze geçelim. IKEA'dan almış olduğum diğer bir ürün de bu mantar bardak altlıkları. Daha önce ben bunun düz olanını almıştım. Şimdi böyle kenarları böyle köşeli olanını aldım. Kenarları tutar yani bardağı, diğeri tutmaz da. Bunu ne için düşündüm biliyor musun anne? Mudo'dan aldığım böyle filli var ya benim. Filli bir de zürafa mıydı, maymun muydu? Onlarla kullanmak için almıştım. Ama biraz sanki büyük, bunun küçüğü de var diyebiliyorum ben. Bunun fiyatı da 19.90 diyebiliyorum. Şöyle üstünden size göstereyim. 365 Plus serisini sanırım şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da dediğim gibi 19.90'dı. Daha uygun da olabilir, şu an hatırlamıyorum. Bunlar zaten benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bazı Türk kahvesi bardaklarım var, fincanlarım var ya böyle altsız olanlar. Onları da böyle kullanırım diye düşündüm. O yüzden bunları tercih ettim. Bir de IKEA'dan şöyle bir askılı kaldım. Buna kemerlerimi falan koyarım diye düşünüyorum. İnce kemerleri. Başka ne konulabilir anne bunlara? Böyle ince fularlarım var ya benim. Onları koyabilirim diye düşünüyorum. Fiyatına hemen bakayım. Fiyatı yazmıyor mu? 5.99'muş. Böyle uygun fiyatlı olduğu için bunu da almak istedim. Sen kullanıyor musun anne? Bir tane de anneme aldık. O da artık ne koyacak onu bilmiyorum. Kemer falan koyar büyük ihtimalle. Bunu da böyle almak istedim. Bir de IKEA'dan daha önce gösterdiğim için onu göstermiyorum. Siyah askıları var biliyorsunuz ki. Ben bütün askılarımı aynı yapacağım için onlardan da 3 tane aldım. Onları göstermiyorum çünkü daha önce göstermiştim. Şöyle IKEA'dan devam etmek istiyorum. Bu ne serisiydi? Fresca diye geçiyordu sanırım. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bu bardaklardan aldım. Bunları böyle soğuk kahve yaparken kullanmak istiyorum. Çok şık duruyor gerçekten.
Önceden hani böyle bardaklar vardı sanırım. Kesme cam mı? Öyle bir şeyler diyorlar. Onları anımsatıyor. Aslında ben böyle kesme bardakları, kesme cam bardakları pek beğenmiyorum ama bunun tarzı böyle çok hoşuma gitti. Sanırım bu da 12 liraydı. Fiyatı da uygun olduğu için bundan 2 tane aldım. Bundan dediğim gibi 2 tane aldım. Çünkü artık böyle altılı, 12'li falan takım yapmak istemiyorum. Böyle tek tek beğendiğim bardaklardan almak istiyorum. Bunlardan da 2 tane aldım. Kahve bardağı olarak, su bardağı olarak falan kullanacağım. Şöyle yakından size göstereyim. Çok şık bir bardak. Bir de uzunu vardı. Uzun da 24 liraydı sanırım. Güzel değil mi anne? Beğendin mi sen bunu? Ben de çok beğendim. Bu bardağı ben Instagram'da Beste diye bir arkadaşım var. Onun storiesinde görmüştüm. O yüzden aldım. Çok beğenmiştim. Ikea'ya gittiğimde hiç ben bu bardağa rastlamadım. Sen rastladın mı anne? Beste'de ilk defa gördüm. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Böylece almış oldum. Şöyle 2 tane silver rengi mumluğum var. Bunları ben söz masamda kullanmak için almıştım. Yani dekorasyon amaçlı kullanmak için almıştım. Evimde de tabii ki kullanacağım. Fiyatları ne kadardı? 10 lira mıydı acaba? Bir de bunun üstünde böyle bardak gibi cam bir mumluğu var. Onları şu an bulamadığım için bunları gösteriyorum. Böyle yemek masamın üstünde kullanırım diye düşündüm. O yüzden bunları da aldım. Fiyatı da çok uygundu. Ne zaman aldım? Bir sene oldu mu anne? Olmadı sanırım. Şöyle güzel bir mumluk. Bir de o mumluğun yanında şöyle Türk kahvesi fincanlarının yanına koyulan küçük bir lokumluk almıştım. Şöyle içi camlı. Bunun fiyatı da 9 lira ya da 5 lira gibi bir şeydi. Bayağı oldu bunları alalı. Bunu da böyle dekorasyonlarımda kullanmayı düşünüyorum. Masamda falan kullanmayı düşünüyorum. Çünkü böyle lokumluk olarak kullanmayacağım bunu. Böyle bir ürün. Şimdi şu vazonu göstermek istiyorum. Bunu English Home'dan almıştım. Bunu da zaten görmüşsünüzdür. Bu ürünü de ben English Home'dan almıştım. Fiyatı ne kadardı bunun? 79 ya da 80 lira gibi bir şeydi. Sercan almıştı bunu. Bunu ben nişan çiçeğimi kendim yapmıştım yapay çiçeklerden. Onun içine koymuştuk böyle. Türlemiştik fotoğrafını bulursam hatta buralara bir yerlere koyarım onun. Nişan çiçeğimi koymak için açıkçası bunu aldım. Böyle çok bir vaktimiz yoktu. Dar bir zamanımız vardı. O yüzden bulduğum için bunu aldım. İleride bunu silver'a çeviririm diye düşünüyorum. Sprey boyayla falan boyayabilirim. Gold rengi de çok güzel aslında. Böyle bir gold köşesi oluşturur muyum bilmiyorum ama yine de silver'a döndürürüm diye düşünüyorum. Şöyle yakından göstereyim. Üzeri böyle ne derler buna anne? Kabartmalı gibi yaprak desenli. Şöyle. Bunu zaten bayağı bir seveni var galiba. Çünkü hemen tükenen bir seri olduğunu hatırlıyorum. Fiyatı da 79 ya da 80 lira gibi bir şeydi. Güzel bu da aslında ama işte silver'cı olduğum için benim evime pek uymayacak. Yine de ben bunu bir şekilde hallederim. Silver falan yaparım. Sırada Elsa Home'dan aldığım şöyle Amerikan servislerim var. Şöyle size göstereyim. Bunu alalı bayağı oldu değil mi anne? Çok oldu bunu alalı. Fiyatı ne kadardı? Bunun çok uygundu ya. 2 sene falan oldu ben bunu alalı. Bunu çeyiz yapmaya başladığımda almıştım. Çok oldu. 2,5 sene falan olmuştur. Böyle ikilisi 9.90 mıydı? 10.90 mıydı? Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Böyle bez kolayca yıkanabilir bir şey. Makineye atılıyor mu acaba bu anne? 35'e 40'mış. Üstünde de böyle İngilizce bir söz yazıyor. Çatal ve bıçak gösteriyor. Böyle iki kişilik sofralarda çok güzel olur diye düşünüyorum. Çok beğendiğim için bunu da böyle tercih ettim. Şimdi en son aldığım ürünlerden devam etmek istiyorum. Bunları geçen hafta pazardan aldım. Cuma pazarından aldım. Edirne'den şöyle 2 tane tahta kaşık aldım. Fiyatları 3,5'tu değil mi anne bunların? 3,5'tu. Benim daha önce size göstermiştim bir videomda. Böyle ahşap kaselerim var. Onlarla böyle yulaf lapası falan yaptığımda sunumda falan güzel durur. Hem de kullanırım. Kaşık niyetine kullanırım diye. Bunları almak istedim. Fiyatı dediğim gibi 3,5. Tuzun içine koymayı da yine şunlardan aldım. Bunun fiyatı da 2,5 olmuş galiba. 1,5 da önceden aldığımda. Şöyle tuzun içine koymaya bir tane de tahta olanını aldım. Bir de bu hafta aldığım ürünlerden birkaç tanesi de şöyle ayıcıklı tabaklar. Bunlar benim çok hoşuma gitti. Sanırım önceden böyle Muda'da buna benzer bir seri vardı. Aklımda öyle kalmış bilmiyorum. Bayağı pahalı bir seriydi. Şöyle 2 tane servis tabağı değil de tatlı tabağıdır büyük ihtimalle bunlar. Çünkü çok büyük değiller ama kahvaltıda falan kullanılabilir. Şöyle 2 tane ayıcıklı tabak aldım. Tanesi 12,5'tu. Daha önce sanırım 10 liraymış zam gelmiş bunlara da. 2 tane böyle aldık. Annem de aldı. Şöyle göstereyim desenleri falan çok güzel.
Şöyle 4 tane de küçük kase aldım. Şöyle yan tarafını falan göstereyim size. Reçellik falan da olabilir değil mi anne? Bunlar kahvaltıda zeytin koyabilirsiniz, peynir koyabilirsiniz. Öyle değerlendirebilirsiniz. Bunların da tanesi 5 liraydı. Ayıcıklı olduğu için benim çok hoşuma gitti. Kalitesi de fena değil yani. Değil mi anne? Ben beğendim kalitesini, baskısını falan. O yüzden bunlardan 4 tane aldım. 2 tanesi şöyle. Annemle en beğendiğimizi göstereyim. Şu çok tatlı. Pablo'ya benziyor. Değil mi anne? Evet. Aynı Pablo'şum gibi. Şöyle tontiş. Bir tane de şöyle pembe ceketli var. Bunu da ben çok beğendim. Bunlar da dediğim gibi 5 liraydı tanesi. Şimdi sırada A101'den aldığım şöyle 2 tane kase var. Böyle nasıl göstereyim size? Simetrik bir şekilde yapılmış bu. Şöyle çıkayım arkadan net gözüksün. Gözüküyor sanırım. Bayağı böyle kocaman kocaman kaseler. Bundan 2 tane aldım. Birisini açmıyorum. İkisi de aynı olduğu için. Bunun fiyatı da 6.90 mı 7.90 mı neydi tanesi. Çok hoşuma gitti benim böyle simetrik olması. O yüzden bunu tercih etmek istedim. Tatlılarda falan kullanabilirim. Başka ne de kullanabilirim? Tatlılarda, dondurmada, yulaf lapalarında falan kullanırım diye düşündüm. O yüzden böyle 2 tane almak istedim. Söyledim mi A101'den almıştım. Şöyle... Can bir ürün. Ya aşırı kaliteli bir şey değil ama iki tane aldığım için sıkıntı yok yani. Değil mi anne? Şimdi Elsa Home'dan iki tane tabağım var ve videomun sonuna geleceğiz daha sonra. İki tane böyle mavi tabağım var. Hemen açıp geliyorum. Şu Amerikan servislerini göstermiştim size. Bunları aldığım zaman almıştım. 2 sene önce, o yüzden bunların da fiyatı çok uygundu. 9.90 mıydı anne? Daha bile uygun olabilir. O zaman çok uygundu her şey ya. Şu Amerikan servisleri bile şu an 25-30 lira falan ikilisi. Her zamanki gibi şöyle mavi tabakları almışım. Çünkü maviyi sofralarda söylediğim gibi çok seviyorum. Kahvaltı setimde mavi olduğu için herhalde uydururum diye düşünerek aldım büyük ihtimalle. Hemen size şöyle göstereyim. Bu anne seramik mi? Ne oluyor bu? Porselen. Bu porselenmiş. Şöyle desenini gösteriyorum hemen yakından. Hava da karardı. Şöyle Çin'i desenli. Arkasında Elsa Home yazıyor. Sanırım bunlar el yapımı ürünler. Şunu da şöyle göstereyim. Şöyle mavili, yeşilli çok güzel tabaklar. Bunları da böyle kahvaltı soframda kullanabilirim. Ya da ekstra 2 kişi olduğumuzda mesela şuraya makarna, şuraya tavuk falan koyabilirim. Öyle değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Fiyatları ne kadar? 9.90 diye kalmış aklımda ama indirimdeydi. Daha da uygun olabilir. Bu da son ürünümüzdü. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.